Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dostlarımız, sevgili kardeşlerim. Faziletler Medeniyeti sohbet silsilesinin 2013-2014 son herhalde oturumuna gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ı, Habibullah Efendimiz'i en güzel şekilde anlayıp razı olacağı bir hayatı, bir fazilet medeniyetini kurmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bugün ben tasavvufun hedeflediği insan çerçevesi başlıklı bir sizlerle bir konu paylaşmak istiyorum. Yüce Rabbimiz Rabbül Alemin olarak bütün alemlerin sahibi ve terbiye edicisi, geliştirip büyüteni olarak bütün mahlukatın eğitiminde, gelişiminde, tekamülünde bir takım sünnetullah dediğimiz temel esaslar koyuyor. Rabbimizin hiçbir şeyi rastgele değil. Elçiler seçiyor, kitaplar gönderiyor. Ve kullarını nasıl istiyorsa onlara o istediği çerçeveyi sunuyor. O çerçevenin nasıl yaşanması gerektiğine dair de örnekler sunuyor. Peygamberler gibi örnekler sunuyor. Ve böyle olun diye adeta işimizi kolaylaştırıyor. İslam bu anlamda El-yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radiyetu lekumul islame dine. Bugün dininizi tamamladım. Size olan nimetimi kemale erdirdim. Ve din olarak da İslam'dan razı oldum buyurarak Cenab-ı Hakk'ın kullarına bu anlamdaki nimetini tamamladığını ilan etmesi gerçeği var. Değil mi? Kur'an-ı Azimüşşan'da. Öyleyse İslam hiçbir ilaveye ihtiyaç hissetmeden, hiçbir ziyadeye, hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeden başlı başına, tek başına bir insanı kemale erdirmeye yeter bir dindir. İnsanı kamil kıvamına getirmeye yeter bir dindir. Çok güzel Müslüman olan, İslam'ı bir bütün halinde yaşayan insanın en güzel insan olacağı noktasında teminat veren bir dindir. Öyle olunca peki tasavvuf burada nerede duruyor? Tasavvuf şurada duruyor. İslam'ın bir ana mesajları var, değil mi? Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ve Habibullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde kendini ortaya koyan bir çerçevesi var. Buna biz bilgi çerçevesi diyelim. Bilgi çerçevesi. Nasıl inanacağımız, nasıl kulluk yapacağımız, ibadet edeceğimiz, nasıl hayatımızı düzenleyeceğimiz, ahlakımızın ne olacağı, efendim, aleme bakışımızın hangi paradigmalar üzerine oturması gerektiği, bunun hepsi bilgi, malumat olarak önümüzde mevcut. Artı, bu malumatın ete kemiğe bürünmesi diyebileceğimiz, nasıl yaşanması, nasıl hayat bulması gerektiğine dair de en güzel örnek mevcut. Fakat böyle olmasına rağmen her birimiz İslam'ın en kamil din olduğuna inanıyoruz. Evet. Allah'tan gelen bilginin en kat'i ve kesin bilgi olduğuna inanıyoruz. Onda şekkimiz ve şüphemiz yok. Bunu en güzel şekilde hayata geçirenin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu da biliyoruz. Bu bilgi de var. Fakat bu bilgi bizde var olmasına rağmen, biz de Müslüman olmamıza rağmen o bilgiyle her yönüyle bütünleştiğimiz söylenebilir mi? Söylenemez. Mesela
Allah sevgisi iman edenlerde herkesten, her şeyden daha şiddetlidir. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi müminlere canlarından da öte bir sevgidir. Bu bilgi var bizde. İşte kibrin zerre kadarının bile insanı cehenneme götüreceği bilgisi var bizde. Tevazuunun ne kadar şerefli olduğu bilgisi var bizde. Cimriliğin ne kadar kötü bir haslet olduğu var. Cömertliğin buna mukabil ne kadar güzel bir haslet olduğu bilgisi var. Fakat buna rağmen Müslüman olduğumuz halde cimri olabiliyoruz. Müslüman olduğumuz halde kibirli olabiliyoruz. Müslüman olduğumuz halde yüreğimizde sevgi yeşermeyebiliyor. Ha şimdi işte tasavvuf nerede duruyor? Tasavvuf, İslam'la Müslüman arasındaki açının kapanması noktasında üzerine sorumluluk alıyor adeta tasavvuf. Diyor ki İslam'ın bilgisiyle, güzelliğiyle, İslam'ın mesajlarıyla Müslüman'ı bütünleştirme. Şöyle diyelim, bilmeyi olmaya dönüştürmek. Bilmeyi olmaya dönüştürme sürecinin adı tasavvufi eğitimdir, manevi eğitimdir. Kibirlilikten tevazuya yürüyüş, cimrilikten cömertliğe yürüyüş, efendim, ihlassızlıktan samimiyetsizlikten ihlasa doğru yürüyüş, muhabbetsizlikten muhabbete doğru yürüyüş, işte haşyetullah eksikliğinden Allah korkusuna doğru yürüyüş. Sayın sayabildiğiniz kadar, İslam'ın tüm güzelliklerini sayın. Bu güzelliklere doğru efendim insanın olma sürecine tasavvufi eğitim diyoruz arkadaşlar. Öyleyse tasavvufun hedeflediği insan dediğimiz zaman İslam'ı güzel yaşayan Müslüman demektir. Bazı hadislerde mesela rivayetlerde feesleme fehasune islamuhu diye biter. İşte Müslüman oldu ve Müslümanlığı da güzel oldu. İslam. İşte demek ki her Müslüman olanın Müslümanlığı güzel olmayabiliyor. Muhammed İkbal'e nispet edilen bir söz var. Müslümanlardan Müslümanlığa sığındım diye. Müslümanların şerrinden Müslümanlığa sığındım. Ne demek bu? Demek ki Müslümanlıkla Müslümanlar tam birbirine tam örtüşmüyor. Yeni tabirle tetabuk etmiyor. Eski tabirle üst üste oturmuyor. Oturmayınca sıkıntı var. Ne kadar İslam'dan uzaksak hakikatte o kadar insanlıktan uzağız. Baktığımız zaman Allah katındaki mükerremiyet derecemiz, şerefimiz İslam'la bütünleşmemize bağlıysa ve insanlığımız ona bağlıysa o zaman İslam'la buluşmayan her alanımız cahiliye alanı olarak karanlıkta kalan alanımızdır. Kabalığımızdır yani. İslam bu çerçevede o ham insandan nezaket ve zarafet timsali bir insan çıkarma şeysi ise efendim yoluysa öyle diyelim. Evet, öyle bir yoldu İslam. O kaba saba adamdan son derece nezaketli, zarafetli, Allah'a karşı efendim vazifesini bilen, kullara karşı vazifesini bilen, tüm mahlukata karşı vazifesini bilen bir insan tipi ortaya çıkarmaksa ki budur İslam'ın hedefi. Her şeyle barışık bir insan tipi ortaya çıkarabilmektir. Her şeyle ülfeti olan, Allah düşmanları hariç her şeyle kaynaşabilen bir insan tipi ortaya çıkarmaktır. Nezaket ve zarafet ölçüleri içerisinde. O zaman nereler İslam'la buluşmamışsa oralar karanlık kalmış, oralar kaba saba kalmıştır. İslam bu anlamda işte İslam'ın hedefi böyle güzel bir insan ortaya çıkarmak. Bunu da İslam tarihi boyunca efendim tasavvuf terbiyesi dediğimiz ocaklar yerine getirmeye çalışmış. Ya da o eksikliği hissetmişler, o eksikliğin giderilmesi için ona soyunmuşlar. Yani bu anlamda tasavvuf medrese gibi ilim öğreten müesseseden ziyade medresenin ortaya çıkardığı sahih ilmi sahih hale çevirme operasyonudur. Bu itibarla gerçek alimlerle gerçek kamiller arasında hiçbir zaman
münazaa olmamıştır, anlaşmazlık olmamıştır. Huzursuzluk, anlaşmazlık, cengü cidal, kendini alim zanneden cahillerle, kendini kamil zanneden ham sofular arasında olmuştur, diyor bazı alimlerimiz, ariflerimiz. Öyleyse efendim, hakikatte tasavvuf İslam'dan ayrı bir disiplin değil, İslam'a sonradan girmiş bir uygulama değil, tam tersine İslam'ın hayat haline dönüşmesi için kurulmuş eğitim sisteminin adıdır. Öyleyse bu çerçevede neyi hedefliyor? Yani İslam güzel Müslüman derken neyi kastediyoruz? Ya da tasavvuf nasıl bir Müslüman tipi inşa etmek istiyor? Efendim, öncelikle tasavvufa tezkiye de diyoruz biliyorsunuz. Arınmış insan diyelim. Arınmış insan, tıyıp insan. Kur'an-ı Azimüşşan'da tıyıp kelimesi geçer. Değil mi? Mesela cennete girenleri selamlarken o melekler selamun aleyküm dıbtüm derler, değil mi? Fethuluha halidin, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz çok tıyıpsınız. Tıyıp ne demek? Tertemizsiniz. Ve şöyle de bir hadis var. İnna Allahe tayyibun la yakber illa tayyiben. Allah tıyıptır, tertemizdir. Ona hiçbir eksik, ayıp, kir bulaşmaz ve tertemiz olanları kabul eder. Yani mukarrebin demek, Hakk'ın yakın kulları olmak demek, ashab-ı cennet olmak demek, aslında tertemiz insan olmak demektir. Akidesi tertemiz olmuş. Akide kirlenir mi? Kirlenir. İnanç kirlenir mi? Kirlenir. Nitekim Yüce Rabbimiz اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُونَ buyurur. Değil mi? Müşrikler pistirler der. Pislik onların cesetlerinde değil. Belki her gün banyo yapsalar da, her gün duş alsalar da, sabah bir alsalar, akşam alsalar cesetleri temiz olur ama onların akideleri kirli olmaya devam eder. Şirk necasettir çünkü. Günahlar pistir. İşte hadesten taharet diyoruz. Görünmeyen pisliklerdir onlar. Bedene bulaşmış pislikleri birçok insan görür, tiksinir, onu temizleme gayretine soyunur da kalp dünyasına, manevi dünyasına, ruh dünyasına ait pislikleri herkes göremez, herkes temizleme gayretine giremez. Halbuki Rabbin huzuruna gidecek olan cesetten ziyade o özdür, değil mi? Kalptir. Kalbin arı duru oluşudur. Bu anlamda tasavvuf tertemiz insan inşa etmeyi öne alır. Bu bakımdan tasavvufu tarif ederken bazıları nefsi tezkiye, kalbi tasfiye derler. Her ikisi de dikkat ederseniz temizlikle alakalıdır. Temizlikle nefsi arı duru kılmak, kalbi saflaştırmak, adeta kalbi kalbe layık olmayan her türlü vasıftan arıtmak anlamındadır. Zihin temizliği derim, akide temizliği, duyguların temizliği. Mesela muhabbet güzel bir duygudur. Allah'a doğru, Allah'ın dostlarına doğru, Allah'ın sevmemizi istediği işte Resulullah'a doğru, değil mi? Salih amellere doğru. Muhabbet güzel bir duygudur. Nefret, Allah düşmanlarına karşı, günaha karşı nefret güzel bir duygudur. Ama güzelliklere karşı nefret kötü bir duygudur. Yine muhabbet, Allah'a ve güzelliklere karşı, Allah'ın güzel gördüklerine karşı muhabbet güzel bir duygudur. Ancak günaha muhabbet, isyana muhabbet, değil mi? Şeytana muhabbet, şeytan dostlarına muhabbet kötü bir duygudur. Efendim, bunları çoğaltabilirsiniz. Merhamet güzel bir duygudur. Değil mi? Allah'ın tüm mahlukatına merhametli olmak güzeldir. Ama zalime bu anlamda zulmeden insana efendim merhametli davranıyorum diye onun zulmüne ortak olmak ya da zulmüne sessiz kalmak kötü bir duygudur. Yani her duygunun da güzellikleri ve ya da iyi kullanılmazsa, doğru yönlendirilmezse kötüleşme ihtimali söz konusudur. İşte tasavvuf bu anlamda aslında bir yönüyle de duyguların da temiz tutulmasını sağlayan bir disiplindir. Neyi seveceğiz? Ne kadar seveceğiz? Ve kime merhamet edeceğiz? Nasıl yapacağız? Ne kadar yapacağız? Kibir, efendim kibir kötü bir duygudur. Ama
kafirlere karşı, efendim kibirlenenlere karşı kibir sadakadır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Kibir kötü olmasına rağmen bir yönüyle güzel bir, güzel olarak kullanılabilecek bir tarafı var. Müminlere karşı son derece şefkatli olacak mümin ama eşiddâ'u alel küffâr olacak. İşte Allah düşmanlarına karşı, kafirlere karşı şedid duracak. Bunların hepsi bir eğitim istiyor. Bu bir süreç istiyor. Bu duygular zamanla doğru kullanılmazsa gönül alemi kirleniyor. İşte bu kirlerden de arıtmayı hedef haline getiriyor. Zihni arıttık diyelim ya da şöyle diyelim, düşünceyi arıttık. Doğru düşünüyoruz. Dünyaya doğru bakıyoruz. Efendim, ahirete doğru bakıyoruz. Hayvanata doğru bakıyoruz. Nebatata doğru bakıyoruz. Düşüncemiz düzeldi. Duygularımız düzeldi. Davranışlarımız düzeldi. Yani sıhhatli hale geldi. Yani tertemiz hale geldi. Tıyıp hale geldi. Ahlakımız güzeldi. Rezailden fezaile doğru bir yolculuk yapmaya başladık. Öyleyse sevgili arkadaşlar, öncelikle tertemiz bir insan hedefleniyor. Arıtılmış bir insan. Arıtılmış, güzelleştirilmiş bir insan. Önce arıtmak, efendim, buna tasavvufta bazen tahliye diyorlar. Tahliye, boşaltmak demek, değil mi? Ha ile. Tahliye. Bir de bunun hasızı var. Tahliye diyorlar. Tahliye ya da tehalli diyorlar. Bazen. Tehalli, tezyin demek, süslemek demek. Süslemek. Güzelliklerle tezyin ediyorsunuz. İnsanı sadece kirlerden arıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda güzel vasıflarla, güzel sıfatlarla, güzel davranışlarla o insanı daha güzelleştiriyorsunuz. Buna da tahliye deniyor. Tezkiye aslında her ikisini birden ifade eden bir kavram. Hem tertemiz kılmak birini, hem de geliştirmek demek. Müsbet anlamda geliştirmek demek. Her iki anlamda var bu tezkiye kavramının içerisinde. Ama bazı alimler kolay anlaşılsın diye tahalli diyor bazen. Tahliye demiyor. Tahalli diye kullanan da var. Tahalli, tehalli, bu da noktasız olan güzel. Bir de tecelli var. O nokta çok iş yapıyor. Üste olduğu zaman boşaltıyorsunuz. Tamam mı? Noktayı kaldırdığın zaman süslüyorsunuz. Noktayı alta koyduğunuz zaman demek ki çok daha güzelleştiriyorsunuz. Orada da tecelli başlıyor. Yani ilahi güzelliklerin insan üzerine yansıması demek. Bunu tasavvufi eserlerde bazen tehallaku bi ahlakillah diye ifade edilir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Ya da şöyle söyleyelim. Allah'ın o sıfatlarının kulda bir şekilde tecelli etmesi, tezahür etmesi, öne çıkması ya da kula yansıması diyelim. Ayna gibi yansıması diyelim. O kul artık güzelleştikçe güzelleşiyor. Yıldızlı güzel oluyor insan. Ha, hedef gerçekten İslam'ı hem zahiriyle, dış hükümleriyle, hem batınıyla, iç hükümleriyle, kalbi hükümleriyle yaşayan bir insan ortaya çıkarmak. Diri bir insan ortaya çıkarmak. Birinci hedef bu. Özü temiz, yüzü temiz, hayatı temiz insan, arı duru insan. Hedef de Rabbin huzuruna arı duru varmak, nurlu kullar olarak varmak. Orada o güzellikler parlayacak. Nur olarak ortaya çıkacak. Ayet-i kerimede yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim diye devam eder ya, nurları diyor. Onların sağlarında, sollarında, önlerinde böyle adeta ışık saçarak yürüyen adamlar. Tamam, ışık adamlar, öyle söyleyelim. Ya da böyle nur saçan insanlar, etrafına aydınlık veren insanlar. Nitekim o gün münafıklar yahu diyeceklermiş. Şöyle geriye doğru dönün de naktebis min nurikum, sizin şu ışığınızdan biz de yararlanalım. O gün karanlık bir gün, o diriliş günü, mahşere insanların sürüklendiği gün onlara denilecekmiş ki qiler cu'u veraikum feltemisu nura. Hadi siz geriye bir dönün bakalım. Geriye dönün de oradan nur bulmaya çalışın. O bakımdan tabiri caizse dünya bir anlamda nuru depolama yeri. O bize mahşerde çok işimize yarayacak. Karanlıklarımızı aydınlatacak. Rabbimizin huzuruna tertemiz varmış olacağız. Yüzümüz ak varmış olacağız. Ve hoş geldiniz selamıyla meleklerin selamına muhatap olacağız. Bu temizlikle alakalı olduğu için İslam bu anlamda
hem zahiri temizliğe hem batini temizliğe son derece büyük ehemmiyet verir. Ve bu tuhur kelimesiyle de zikredilir zaman zaman Kur'an-ı Kerim'de. Tuhur kelimesi işte huz min envalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim biha. Sen onların mallarından diyor sadaka al. Bu sayede onları tertemiz yaparsın ve geliştirirsin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o temizlik ameliyesi her noktada efendim gündemde tutulur. Başka efendim tasavvufun hedeflediği güzel Müslüman, öyle söyleyelim, tasavvufun ortaya çıkarmayı hedef haline getirdiği güzel Müslüman, aynı zamanda gözü ve gönlü açık, gözü ve gönlü açık, basiret üzere hareket eden, firasetli bir insan tipi doğurmayı hedefliyor. Körü körüne bir yürüyüş değil. Basiret üzere bir yürüyüş, firaset üzere bir yürüyüş. Furkan üzere bir yürüyüş. Çünkü sevgili arkadaşlar, insanın gözünü bağlasanız, zahiri gözünü bağlasanız hangi duvara çarpacağı, hangi çukura yuvarlanacağı belli olmaz. Ama insanlar zahiri, bedeni gözümüzün değerini çok iyi kavradıkları halde çoğumuz o batini gözümüz dediğimiz, kalbi gözümüz dediğimiz, kalp gözümüzün ehemmiyetini bu kadar anlamayabiliyoruz. Onun için Mevlana Hazretleri der ki, insan der o kalbin gözünü açmadıysa, nice çukurlara, çamurlara batar da farkına varmaz der. Farkına varmaz. Aslında öyle. Onun için tasavvuf dediğimiz eğitim sistemi, o İslam'ın bilgisini hale dönüştürme sürecinde basirete çok büyük ehemmiyet verir, firasete çok büyük ehemmiyet verir, kalp gözüne çok ehemmiyet verir. Yani iç basiretin açılması. Bu bakımdan da o kalpteki perdelerin açılması için var gücüyle çabalar. Bunu nasıl yapar? O perdeler nasıl oluşur der? O perdeler çoğu zaman insanın günahla oluşur, günahlarla oluşur, gafletle oluşur. Değil mi? Gaflet perdesi diyoruz mesela. Çünkü her günahın kalpte siyah bir nokta olduğu nokta, siyah bir nokta olarak efendim kalbi kararttığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyurur. Zaman zaman insanın bulunduğu ortamlar, yaptığı işler kalbini adeta sise boğar. Buğulanır yani. Efendimiz leyuganu ala kalbi der buna. Kalbime bulutumsu bir şey gelir zaman zaman der. Bunun için ne yapar? İşte büyükler Kur'an ve sünnet eczanesinden aldıkları reçeteyle derler ki biz bu kalp gözünü açmak için kalbi daha böyle firasetli, basiretli bir hale dönüştürmek için tevbe ve istiğfarı çok ciddiye alırlar. Tevbe ve istiğfar, çünkü bu iki şey kalpteki o siyah noktaları temizlediği gibi kalpteki perdeleri de yavaş yavaş açmaya başlar. Yani sisi dağıtmaya başlar. Sisi dağıtmaya başlar. O orada zehir, hani işte yakında bir, değil mi, gazdan zehirlenen insanlarımızı kaybettik. Cenab-ı Hak hepsine efendim şehitlik sevabı versin. Şimdi tabiri caizse insanın iç aleminde de günahlar zehirli gaz üretiyor. Siz onları tahliye etmezseniz, tamam mı, boşaltmazsanız bir şekilde, onları oradan dağıtmazsanız zaman içerisinde kalbi öldürür. İç aleminizi çürütür. Ve manevi anlamda ölmüş olursunuz. Allah muhafaza buyursun. Onun için onları dağıtmanın en güzel yolu da işte önce tevbe ve istiğfarla efendim bunu dağıtmaya çalışmak, sonra taatlerle efendim ibadetlerle orayı daha da efendim güzel hale getirmek. Dedim ki birincisi isyan, günahlardan oluşur basiretin körleşmesi. Küfür zaten en büyük kalın perdedir. Bir insana inkar yerleştiyse Allah muhafaza onun doğruları görme şansı iyice kaybolmuş gibidir. Bir de gaflettir insanın basiretini ve firasetini kapatan. Gaflet ne? Gaflet de zikrin zıttıdır sevgili arkadaşlar.
Zikrin zıttı gaflettir. Zikir nedir? Zikir de sürekli Mevla'yı hatırlamaktır. Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaktır. Nasıl hatırlarsanız hatırlayın. İster celal sıfatlarıyla hatırlayın. İster cemal sıfatlarıyla hatırlayın. İster Rabbimizi Allah Allah diyerek hatırlayın. İsterseniz murakabe tefekkür halinde hatırlayın. İster namazla, niyazla, muamelatla hatırlayın. Ama Rabbimizi ne kadar hatırlarsanız gafletten o kadar uzak kalırsınız. Gaflet zamanla perde o farklı bir şekilde kalbi kapatmaya devam eder. Onun için mesela ehli tasavvuf basireti açık insanlar, kalp gözü açık insanlar, efendim firaseti açık insanlar oluşturmak için ne yapıyorlar? Sürekli zikrullahla Allah'ın kullarını Allah'la buluştura buluştura, Allah'la buluştura buluştura, Allah'ı hatırlata hatırlata o basiretin önündeki tüm o gaflet bulutlarını dağıtıyorlar. Gaflet bulutları dağıtıldıkça kulda basiret ve firaset açılmaya başlıyor. Basiret ve firaset açıldıkça gerçekler görülmeye başlıyor. Biz buna aynı zamanda takva hassasiyeti diyoruz. Kendini koruma hassasiyeti. Kendini yok edecek her türlü tehlikeye karşı koruma ameliyesi. Takva budur. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا buyurur işte. Siz muttaki olursanız, Allah'a karşı takva sahibi olursanız, Allah'a karşı hassasiyetinizi, diriliğinizi daima efendim canlı tutarsanız, Allah size hakkı batıldan ayıracak bir furkanı, bir firaseti, bir basireti lütfeder buyurulur. İşte görenle görmeyen bir olur mu? Cenab-ı Hak onu sorar. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ der. Değil mi? قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Hiç âmâ ile gören bir olur mu? لَا يَسْتَوُونَ Asla bir olmaz. Asla musavi olmaz. Ve bu bakımdan Kur'an-ı Azimüşşan özellikle gafillerin ve ibret almayanların, Allah'ın ayetlerini görmeyenlerin, okuyamayanların gerek kelami ayetler, gerek kevni ayetler dediğimiz kainattaki cereyan eden tüm varlık ve hadiseler karşısında âmâ olan kimseleri gerçek körler olarak Yüce Rabbimiz bize haber verir malum. فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّت۪ي فِي الصُّدُورِ Başlardaki gözlerin körlüğü değil esas körlük der. Esas göğüslerdeki kalplerin körlüğüdür körlük der Yüce Rabbimiz. İşte tasavvuf bu anlamda basireti açmayı, firaseti açmayı, bu anlamda kalp gözünü açmayı çok önemli bir hedef haline getirmiştir. Güzel Müslüman olmak için buna ihtiyaç var. Çünkü bilerek ya da bilmeyerek insan birçok günaha düşer. Nitekim günahın açığı vardır, gizlisi vardır. Zahirde görüneni vardır, görünmeyeni vardır. Hadi görünenden kaçtın, görünmeyenden nasıl kaçacaksın? Orada da basiretinle, firasetinle kaçacaksın. Orada da hassas vicdanla kaçacaksın. Hassas vicdan. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyilik ve kötülüğün ölçüsünü vicdana havale eder bazen. Buyurur ki اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقُ Değil mi? Güzellik, yani Efendimiz iyilik, güzel huydur. وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ ف۪ي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلْيَ عَلَيْهِ النَّاسِ Günah ise der, günah ise içini tırmalayan, yüreğine adeta bir ızdırap veren, iz bırakan hake demek aslında taşlı yüzükteki o oraya bir motif yapmada kullanılan bir kelimedir. Şöyle diyelim. Günah ise içine adeta içini inciten, vicdanını sızlatan, belki Türkçe olarak en güzel böyle bir ifade kullanabiliriz. Vicdanını sızlatan, vicdanını rahatsız eden şeydir günah. İnsanların duymasını istemediğin şeydir günah. Öyle olunca eğer vicdan sıhhatli ise, diri ise, vicdan diri ise, gönül diri ise aslında içinizde bir doğruyu yanlışı ayırt eden çok önemli bir ölçü taşına sahipsiniz demektir. Çok önemli bir terazi içinizde var demektir. İşte ehli tasavvuf o insanın içindeki o ölçüyü sıhhatli halde tutabilmenin gayretini sürekli şey yapar. Sürekli ona yoğunlaşır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha başka hadisleri de vardır.
İnsanlar işte fetva verseler de sen yine kalbine danış, kalbine der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o kalpte kalplik kaldıysa tabii, o vicdanda vicdan kaldıysa, bazen günah ve masiyet öyle bürür, öyle bürür, öyle bürür ki, inkar öyle bürür, öyle bürür ki, orada artık onun üzerine çok katmerli bir şekilde örtüler, kılıflar olduğu için o vicdanın sesini duyamaz hale gelirsiniz. Vicdan zaten işte Yüce Rabbimiz onların kalpleri mühürlü derken işte öyle mühür oluyor. Öyle anlayışa doğru kapanıyor. Anlayışlara karşı kapanıyor. O kapanma meydana geldiyse insan kendi içindeki teraziyi kaybetmiş demektir. İşte tasavvuf iyi Müslümanı inşa ederken bu vasıtanın çok diri olmasına ehemmiyet verir. Bu vasıtalar çok temiz olmalı, sıhhatli çalışmalı, Rabbini sürekli anarak diri kalmayı becerebilmeli ve ki kişiye efendim bu kulluk yolculuğunda kılavuzluk etsin. Kılavuzluk etsin. Aksi halde kılavuzu olmayan karga derler, gideceği yer bellidir. Gönül kılavuzunu kaybetmiş insanı dışarıdan yönetmek çok zordur arkadaşlar. İçeriden kendi kendini yönetemeyen bir adamı dışarıdan yönetmek çok zordur. Yönetirsiniz de işte robot tipi adam çıkar, münafıklık yapar. Onun için ehli tasavvuf insanın kendi iç motorunu çalıştırmayı esas alır. Kendi iç motorunu çalıştırmayı. İterek bir arabayı ne kadar götürürsünüz? Değil mi? Motoru çalışmayan bir arabayla şehirler arası yolculuk yapmak ister misiniz? Üç kişi seni itsin ve sen de efendim işte buradan Ankara'ya git. Aynen bunun gibi kendi iç motoru çalışmayan bir adamı cennet yolcusu yapamazsınız. Kolay değildir. Babası elinde başında dursa çocuğun, annesi başında dursa, hatta epey bekçiler şeyler de yapsanız, tamam 5 vakit namaza zorla morla kaldırırsınız ama sizin olmadığınız ilk anda yine yatar o. Onun için iç motoru çalıştırmak önemlidir. Yani gönül motorunu çalıştırmak önemlidir. Ehli tasavvuf bu anlamda diri bir mümin, canlı bir mümin, iyi bir Müslüman inşası için o kişinin, kişiliğin iç motorunun çok sıhhatli çalışması gerektiğini tespit ettiğinden onun üzerine odaklanmıştır. Kalp üzerine odaklanmıştır. Yani son derece eğitimde temel noktalardır bunlar sevgili arkadaşlar. Evet, tabii tasavvufun hedeflediği insan, güzel Müslüman konusu belki birkaç seminerlik bir konudur. Biz ama süremiz bugün bu kadar. Teberrüken bu iki madde üzerinde durmuş olduk. Tıyıp olmak, tertemiz olmak birinci hedeflerden bir tanesidir. İkinci hedef de firaset ve basireti açarak, gönül gözünü açarak efendim mümini, Müslümanı kendi ayakları üzere duran ve kendi içinde kendi kılavuzunu oluşturan bir insan olarak inşa etmeyi hedefler dedik. Burada kalmış olalım. İnşallah Yüce Rabbimiz fırsat verir. Daha sonraki dönemlerde Yüce Rabbim hepimize inşallah sıhhatle, afiyetle, hayırlı uzun ömürler ihsan eder. Konuları işlemeye devam ederiz muhterem arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun inşallah.